Selamlar YouTube'cum. Nasılsın, iyi misin? Kaldığımız yerden Willis Blind'a devam ediyoruz. Bölüm bilmem kaç demeyeceğim. Muhtemelen 7. veya 8. bölüm olması lazım tahmini. En son 6'da bırakmış olabilirim. Motor hazırlamak için sizlere para kazanacağım. Söylemiştim ki bu bölümde muhtemelen onunla uğraşacağım. Epey oyun yapacağım. Epey para kazanacağım. Epey teknolojiyi geliştireceğim. Bu yolda da yavaş yavaştan yaptığım oyunlardan, hatalardan bir şeyler öğrenip herhalde daha iyi hale getireceğim. Yeni motorla beraber daha iyi oyunlar, daha nokta atışlar yapmaya çalışacağım. Haberiniz olsun. O yüzden şimdiden hepinize iyi seyirler. Ben o zaman şu parayı bir hemencik şey yapayım, kazanıp geleyim. Bir adet saksı satın al. Bunları da yapacağım. Yeni bir oyun motoru oluştur. Onu da yapacağım. Bir adet bilgisayar tertibatı, yani yeni sistem al diyor. 12.000 tecrübe edinmemiz gerekiyor. Yani yapılacak epey iş var. 12.000 tecrübe yolumuz çok. 4.000 tecrübedeyiz daha. Oyun ne zaman bitiyor? %83. Garden Shop. Oha, 2.000'e saksılık mı olur lan? Ya daha ucuz saksılık yok mu? 2.000'e abi. Biz abimle tahtaları aldık Beykoz'da, yaptık saksılığı yani. Normalde 600 liraya satılan saksılığı biz 100 liraya imal ettik. Cık. Kazık ya, resmen kazık abi, inanılmazsınız. Allah razı olsun. Garden Shop. Bir tane de teribat. O zaman bir oyun daha yapayım ben. Sonra alalım. Yavaş yavaş. Her oyun sonrası yavaş yavaştan alayım. Hatta bir halı alıp ekibin moralini yükseltmeye çalışacağım. Korsan korumayı alıyorum. Korsan koruması. 2. Kaç tane puanla gidecek bu? Ekibiniz daha karmaşık oyunlar geliştirecek. 2 var. Bu arada korsan korumasını satın alacağız. Otomatik kayıt sistemini almadık mı bizi? Ha, otomatiğe gerek yok. Normal kayıt sistemimizi almıştık galiba. Ama neden gözükmüyor bizde? Gözükmesi gerekmiyor mu öyle bir şekilde? Yetenek ağacını RPG oyun yaptığımızda kullanacağımı söylemiştim. Daha hızlı yükleme ekranları. Ona SSD al kardeşim sen. Boş ver. Ben şu korsan korumayı bir yapayım. Millet bizim oyunumuzu beğeniyor. Sonra gidiyor. Satın almıyor. İndiriyor. Aa, çok ayıp. Hiç yakışıyor mu? Hiç yakışıyor mu? Bir puanım daha var. Bir puanı doğru yere harcamamız lazım. Kayıt sistemine mi harcasak? Araştırmamız çok çabucak bitti. Otomatik kayıt sistemi diyor. Normal kayıt sistemi değil. Otomatik olun. Çapraz platformum şu an zaten PC var bir tek. O yüzden çapraz platform mantıksız olacak. Daha çok şey var. Animasyonlarda, senaryolarda, obje animasyonları bak. İnsancıl animasyonlar. Patlama efekt, kan efekti. Hadi otokayıt diyelim. Yazılım kütüphaneler ekibimiz daha karmaşık. Oyun şifrelenecek. Ya da 3'ü mü alsak lan? Hackerlar oyununuzu kıramayacak. Neyse, 2 var şimdilik. Alalım. Otomatik kayıt sistemini de aldık. Bu da önemli bir faktör. Oyunlarımızı geliştirecektir. Oyuncuları da rahatlatacaktır. Hadi bir tane alalım. Hadi. Masalar var. Bu masalar ne işe yarayacak? Halı alayım. Hadi. Çık kardeşim, çık. Hırsız gelecek. Çıkar mısın artık? Parayı da halı. Halı çok iyiymiş. Halı iyi. Şimdi ben bunu nereye koyacağım? PC sök yazıyor. Bunların PC'si aga be, bunlarınki daha kötü. Bunlar değiştireceğiz. Dur sen orada. PC sök, sandalyeyi sök. Bunların konforlarını arttırdıkça bunların mutluluğu da artacak muhtemelen. Dur lan, satarım ben bunu hocam. Let go ile kolay sat. Let go. Hard like wood setup. Sol fare. Hah. Aslanım benim be. Artık hızlanacaksın. Artık iyi yazacaksın o kodları. Anladın mı? Tamam. Belki de masasıyla beraber hepsinin koltuğun moltuğun yavaş yavaştan değiştirmem lazım da. Abi çok çok para. Çok para. Aa satıyorum. Sağ attı mı gitti. 479. İyi, Allah bereket ver. Satılıyormuş lan kargocu. Ben seni. Neyse, iyi. İkinci el parçaları nasıl satacağımızı öğrendik en azından. Şimdi 2x var, 3x var. Yani ver kardeşim. Ver modemi de ver. Ver aldım. Aldım gitti. Hadi bakayım. Kitap burada.
Bartın bak, yiyecek içecekler, yeni objeler satın alarak takımının moralini yüksek tutabilirsin. Tamam, bu sayede işler çok daha hızlı tamamlanacaktır. Buzdolabın bozulsa da kalan soğukluklu içindeki buzlar için yeterli olacak. Abi buzdolabın bunda nasıl tüyo ya? Yeni temaları öğrenmek iyidir ancak bazı zamanlarda ekibin altyapısı o tema için yeterince kaliteli bir oyun yapmaya yetmez. Okey. Yaptıklarını sadece siz biliyorsanız hiçbir şey yapmamışsınızdır. Kimse çöplük için... Ya böyle tüyom olur. Benim bildiğim şeyleri anlattı ve bunun için ben 5000, 2005 ne verdim lan sana Bartın, Barkın. Aa çok ayıp. Resmen kazıklandık. Araç sesi araştırın. Hepsini yapacağız. Muhtemelen bir de bu motorun teknolojileri. Yeni motor geldiği zaman belki de bunların farklıları ya da çok üst seviyeler çıkacaktır. Bunları erken bitirirsek. Yine sesim gitsem. Dünya tasarım. Oyun motorunuz daha iyi araziler inşa etmeniz. Hadi daha iyi arazi inşa edelim. Her oyun için bir arazi lazım sonuç itibariyle. 12.000 tecrübeye az kaldı. Ben şu 50.000'i yapayım da en azından oyun motorumuzu bir geliştirelim. Bunu da ekle. İkisini aldık. B kategorisi. Bak bak bak. A kategorisi. B kategorisi. Motor ismi ne olacak? En son kaşık motor mu demiştik biz? Kaşık V2 diyelim. Kaşık motors yalnız. Al işte. Burada ekliyormuşuz o kadar geliştirdiğimiz şeyi. Ona göre fiyat artıyor değil mi? Allah'ım nasıl yapacağız? 3 kuruş parayla mı hareket edeceğiz? Kayıt sistemi hala oyunlarımızda yokmuş. Aa, her geliştirdiğimiz yeni teknolojiyle beraber motora eklememiz gerekiyor. Her defasında belki de motoru sıfır yazacağız. Bunların hepsi ne ediyor? Acı reçeteyi sun hocam. Allah'tan eklemesi çok pahalı değilmiş. Ya da şunu da deneyebiliriz. Bunları kabul etmeyip lisanslar alıp yine C motoruyla devam edebiliriz. Korsan korumamız ikisi var. Yazılım kütüphanesi bir. Kayıt sistemi geliyor. Otomatik kayıt sistemi de geliyor. Gece gündüz döngümüz ve yapay zekamızda gelişmeler olacak. Bundan sonraki oyunlarda. Hadi risk alalım. Haydi. 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 Para yok. Oho. Ben neler açmışım da neler. Cepte 3 kuruş para kalmadı. Aa, 7.000'im kaldı. Allah'ım. Tecrübe puanından dolayı mı geldi bu kadar takipçi? Bakayım hemen. Ödülümüzü aldık. Bundan sonra 15.000 tecrübe veriyormuş. 10 tane muz satın al. Yaptığın oyunlardan toplamında 15.000 harca. Tamam. 2 farklı eşya sat. Okey. Bir halı satın al. Maga be, halıyı satıp halı mı satın alacağım şimdi? Biz erken mi aldık? Bunu yapabiliriz. Bir sonraki tecrübe puanlarımız daha hızlı gelecek. Burada geliştirdiğin teknolojiler bir sonraki motoruna dahil oluyor. Şimdi buraya kadar geliştirdik. Bundan sonra dilersek puanları eklesin, 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 iyice biriksin. Hiç değerlendirmeyelim. Sonra hop yeni motor yapacağımız zaman bütün puanları doğru bir şekilde ihtiyacımıza yönelik harcayalım. Ondan sonra da çok tatlı bir motor yapalım. Bence iyi böyle. Gayet iyi. On tane muz alacağım şimdi. Hadi kardeşim ya, hadi da Allah Allah, 2 saat sürdü be. Şimdi çok bir yemeğe saldırmayayım. İlk başta bütün parayı, morallerimiz düşük bile olsa bütün parayı oyuna atalım. Bakalım neler değişti yeni motorla beraber. Şimdi o kadar teknoloji şimdi oyunun maliyetini de arttıracak ki. 20 bin de yetmedi. Of, kaşık V2. Real Engine V6 direkt şurada duruyormuş ki. Bu hala çalışmıyor. Evet. Şimdi. Arabalardan gidiyorum. Direkt yarış, tamir, üretim. Bir Tycoon kafasında bir oyun yapılabilir aslında. Hadi lan hikayeli araba üretimi oyunu yapalım. B'yi seçiyoruz. Ya neden ikisini de yapamıyorum? Çok saçma ama ya. Çok saçma. Neden? Bu lisansları niye alıyorum ben? Bir oraya bir buraya para harcatacak ama şimdi deli gibi. Train Station deneyelim o zaman. Ne diyelim ki? Yerli ve milli. Çok sever ya herkes. Yerli ve milli. Al. Al kardeşim. Al yerli ve milli.
diyeceğim oyunun adına. Yerli ve milli araba. Oyun motorunuzu daha iyi araziler inşa etmenizi test araç yapıyoruz, test ediyoruz. Temel kalitedeki binalar, yakın dövüş olsun. Zemin doku olsun, başarımlar, öğreticiler, sürpriz yumurtalar, ayrıntılı hikaye. Zaten oyunu biz yapana kadar para bitecek. Çoklu sonlar, karakter özelleştirme, para bitti. Oyun çıkmıyor. Şimdi sürpriz, öğretici, başarım. Başarım hepsi de önemli ki. En önemli şeyleri koydum ben. Çoklu sonu kaldırdım. Ki pahalıymış. Bu da 1000'miş. Karakter özelleştirme lazım ama. Silah ses paketi, çift kanal. Araç ses paketi. Olmazsa olmaz. Araba yapıyoruz. Hele. Çift kanallı stereo. Abi bizde para yok. Para kalmadı. Kayıt sistem. Kayıt sistemi olsun. Gece gündüz döngüsü. Yapay zeka. Onu da mı ekleyemiyoruz? Aga be. Yazdım kütüphanelere. Koyma bunu. Abi Allah rızası için bak sonra veririm ben parasını ya. Haydi. Battık arkadaşlar. Battık. Yerli ve milli spor arabamız yok. Spor diyor. Bir araba yarış oyunumuzu yaptık. Allah'ım şuradan bir 15.000 falan gelmez mi? Ama çok kötü bakın. Biliyorum. PlayStation'a ayrı motorla yapılıyor. Gerçi aynı motorun ayrı ayrı kalıplarıyla yapılıyordur tahminimce. PlayStation'a, PC'ye, ona buna da yani. Şimdi şuna da izin vermiyor. Oyunların satışları devam ederken ekipte dinlensin maksadıyla pat pat oyunu üretemiyorsun. Bari bir motor üzerinden gidelim, hepsini bir anda çıkaralım. Çok mu kolay olur acaba? Satışını da merak ediyorum şu anda. Hemen gidip muz alacağım. Yaptığım oyunlar toplamda 15.000 harca. Ki şu anda 7.400 harcadık. O geçecek. İki farklı eşya sat. Ne satsam acaba? Koltuk mu değiştirsem komple ekibin koltuğunu? Halıyı da değişmem gerekecek şimdi. Halı satın aldık çünkü. Bunun üzerine değişmeme gerek yok herhalde. Direkt yenisini aldığımda olacak. Halılar da 2.500. Çapraz platform nerede var ya? Ben mi görmedim? Yemek stoğum da bitiyor. Bütün yemeği sömürdüm. Saksalçım. Bitti oyun, bitti bitti. Aley, çöp yok. Lütfen iyi puan ver. Biliyorum oyunum çok eksik. Hiçbir teknoloji de yok. Ne? 7000 kira ne? O kadar kira ödeyecek ben ne yaptım? Lan ne kirası biz? Hani bu zamana kadar kira ödemiyorduk da şimdi neden kira geldi? Bak mantıksızlık var. Bir anda böyle birisi geliyor. Şşt! Sen mi oturuyorsun böyle? Evet. Biz oturuyoruz abi. Ben bu evin sahibi. Nasıl abi? Bizde söz... Yok ben anlamam. Daha bundan sonra kira ödeyeceksin. Abi mahkeme... Kira 7000. Böyle bir şey mi olur? Damdan düşer gibi. En başta kira olacaktı yani. Niye sonradan ekleniyor? Bari evi değişseydik. Kiracı böyle oturuyor. Arkadaşlar ben yerli ve milli oyun yapımcılarına destek çıkmak istiyorum. O yüzden sizlere kendi evimi emanet ediyorum diyor. Gidin oturun kardeşim, geliştirin oyunlarınızı. Kalkındırın Türkiye'yi diyor. Sonra bir başlıyorsun. İkinci motoru... Siz para kazanmaya başladınız galiba. Artık kira ödeyeceksiniz. Böyle mi oldu yani? Çok mantıksız. Battık biz. Yana taşındık yana. Şaka şaka battık biz. Mimi oluyor yani. Hadi 50 bin falan böyle. 200 bin. Hadi. 13 bin. Fena. Şşş. Kim memnun değildi az önce? Şşş. 13 bin. 11 bin. Harika. Tamam kira. Tamam. Dur abi. Ev sahibi. Bir sabır. Dur bir kazanayım önce. İşte demek ki neymiş abi? Oyununda teknoloji yoksa oyun geliştiriyorum demeyeceksin.
Ne güzel başladı. 44 bin geldi. Allah. Kirayı ödedim, tamam. 10 tane muzumu alıp geleyim. Eşya satın al. Önce bir muz al dedim. Muz önemli. Yalnız muz almak için benim... Ama ya. Muz almak için bunu ben full tutuyordum. Bunu bir düşürmemiz gerekiyor. 13 tane alabiliyorum şu anda. 3 tanecik muz alacağım. Bu görevi de yapamayacağım. Bitti, stoğum yok. Araştırmaları harcayacağım galiba bu gidişle. İki tane eşya satacağız. Bir tane halı alacağız. Yapabiliriz direkt. Ya da dur. Onu yapmadan önce. Hadi o başarımları boş verin. Bir sonrakinde alırız. 37.000'e denk gelen 37.000'lik öküz gibi oyun yapalım. Böyle kıskanmayalım. Tabii yine her şey mükemmel düzeyde olmayacaktır. Yine bir şeyleri kıskanacağız ama. Exaptı. Vinyete ver hadi. Ama böyle öküz gibi bir şey olsun. Aa, keşke bir tane alaydım. En azından bir elma muzum giderdi oradan. Bir tane daha alırdım. Hadi yapalım. Satışa bakalım. Yani daha fazla satacak mı, satmayacak mı? Puanlarımız ortalamaydı çünkü fazla bir puan yoktu. Ondan sonra gelen parayla halı malı vesaire yaparız. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bizde hep satan bir şey vardı. Az önce araba yaptım değil mi? Aynen. Bizde hep satan spor hep satıyordu ya. Spor menajer branş. Dur, spor branşlar olsun. B yapacağız. B sınıfı ortalama mekanikler sahip klasik 3D. C sınıfı 2'deyken bu 3D'ye geçmişiz. Okey. Aa, Train Station. Peki PC denememiz yok mu? Az önce PlayStation'a yaptık biz bunu, hatırlarsanız. NBA yapacağım. NBA en son 2006 yapmıştım. 2007 yapacağım artık yeni motorla beraber. Bina paketi ver. Yakın dövüş olmaz ki. Temel yakın dövüş animasyonları. Ama kavga edebiliyor bazen. Curcuna çıkıyor maçta. Olabilir. Genel ses, ışıklandırma hepsi önemli. Konumlandırma birazcık önemsiz. Onun yerine ışıklandırmayı vereceğim. NBA dediğin zaman ışıklar önemli değil mi? Karakter özelleştirme kesinlikle olsun. Ayrıntılı hikaye, sürpriz yumurtalar, öğreticiler ve başarımlar olmalı. Çoklu sandık koyalım. Sürpriz yapıyor böyle artık. Başarı pik noktasına ulaşmış. Hayatındaki o istediği noktaya gelmiş karakterimiz. Ve bir tarafta Lakers, bir tarafta da Boston Celtics'ten teklif geliyor. Ama hayalinde hep annesi, babası, kendisi hep Lakers tarafları, böyle öküz gibi Kobe Bryant'ı seven bir herif yani. Lakers olsa gözü kapalı gidecek yani. Bedava çağırsalar gidecek bir karakter. Son dakika hop farklı son yapıp Boston'a geçiyor. Böyle bir şey düşündüm bir anda. Biliyorum saçma olabilir ama ben kafamda eğlenceli gibi geldi bana. Tek kanal, çevresel, silah ses. Çatışma çıksın. Ben çatışma da istiyorum. Arabayı da gazlasın. Parası var, başarılı. Gitsin Ferrari alsın. Şimdi Ferrari gazladığı zaman yani Şahin sesi çıksa olmaz. Ferrari'nin sesini vereceksin orada. Ama şundan bir şüphelendim. Tek kanallı ses desteklesin ama bulunsun yani, desteği bulunsun. Diyaloglar önemli, çevresel ses, müzik, bu gayet iyi. NBA için gayet olası. Fizikler, mekanikler, hata ayıklama. Bu da bence gayet iyi. Kayıt sistemimiz var, otokayıt, gece gündüz döngüsü. Yapay zeka, bak yapay zekanın en önemli olduğu oyunları yapıyoruz. Kan efektini getiremedik daha. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada parayı harcıyoruz. Neye? Bilmem, her şey olabilir. Aslında ışığın çok önemli olduğu bir oyunda gerçek zamanlı yansımayı da veresim var da. Ama bir taraftan da şimdi reklam da çıkmam lazım. Onu da düşünüyorum. Hareket izi. Para kalmadı. Reklamın sosyal medya birini vereceğiz galiba bu gidişle. Gerçek zamanlı aydınlatma ver bana. Parçacık fiziği ver bana. Steam ver bana. Sosyal medya bir. Ulan azıcık param yetmiyor. Hadi lan. Hadi yaptım bak. 79 dolarım kaldı. Bir don bir atlet, affedersin. Ama oldu. Bak yemin ediyorum hayatımızın oyunu geliyor. En az
Hadi lan atıyorum. 60.000 kazanç elde edeceğim bu oyundan. Ve puanım da 7.5 diyorum. Hadi gitti. Pat sürpriz yap. Şaşırt. 7 verdi. Veteran. 8. 9'un var veteran. Hadi. 9. Hadi. 9. 8. Allah razı olsun. Review IT sen de 8 ver. Sen hatta 9 ver çünkü grenade seçecek şimdi en sonda. Lütfen 8 ver. Şerefsiz. Haysiyetsiz. Paper zaten düşük veriyor şu sıra anlamadım. Herhalde biz para mı vermedik bunlara? Normalde diğerlerine de vermiyoruz ama bu ikisi bir atar gider falan yani sen bizi hafife alıyorsun herhalde. Biz sana puan verdikçe sen şımarıyorsun demeye başladı. Anlamadım. Elektrik faturası. Ah kira hemen gelmiyor mu? Bir oyunda gelmedi kira. Lütfen 15 binle başlayalım. Abi, çok bir şey istemem. Allah razı olsun. Dilenci değilim. Bir 15 binle başlasak. Şerefsiz. Ah kira şükür. 7 bin hemen gelmedi. Bu beni mutlu etti şu anda. Güzel. Çok güzel. Tamam. Ortalama cebimizde 3 kuruş paramız var iken diğer görevleri de yapalım. Hatta şuradaki araştırmaları yapayım. Muzlar da biraz azalsın. Ne önemli bizim için? Yazdımdan gidersek daha yapılacak çok şey var. En azından yazdım kütüphanesi, korsan koruması 3. 46 bin kazandık. 60 bin tahminim vardı tutmadı. Ne yapalım? Hadi lan puf komik dur. Renkli otursunlar. Tamam gel. Tamam hocam kapıyı kıracaksın. Aa. Hayır. Evet. Hadi halımı da aldım. Çalmasınlar. Hızlı ol hızlı. Dung 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 dung. Bir bakmışsın. Yok. Lan. Lan. Lan alamıyorum. Abi. Vay. Sandalyeyi söktüm. Kardeşim sandalyeni alıyorum. Herhalde bunlar burada duruyor diye mi? Abi alamıyorum. Az susuzluk var. Ondan mı? İnşallah ondandır. Çalınacak diye de çok korkuyorum şu anda. Karnını doyur. Neden? Neden? Akşam olunca çalışamıyor muyum ya? Öyle bir mantık mı var? Ben bekleyeceğim burada. Hırsız gelecekse görmek istiyorum. Gerçi bir anda da kaybolabilir. Yani yatamıyorum. Neden çalışamıyorum şu an? Mekanikler mi? Ne oldu? Oyunda kaydetmedim. Korkuyorum şimdi. Burada kaydedeceğim saçmalayacak diye de. Kiram yok. Çalınma ihtimalinden ziyade bunların koltukları da böyle aldım şimdi. Dur kaydediyorum şurada oyunu. Harika. Onlar da yok, bunlar da yok. Harika. Çok iyi. Şu an mutluyum. Gitti. Biraz beklesin. Çok güzel. Patlama efekti de ekle. Hadi bunu da araştırın. Muzumuz gitsin. Ah, 700 dolar verdim bir de. Neyse sağlık olsun. 2800 dolar zarar ettik az önce. Oturduğumuz yerde. Saniyeler içinde. Korkarım ki yine zarar edeceğim. İnşallah etmem. İkisi ayrı renk diye böyle bir sıkıntı olmadı inşallah. Lütfen artık alabilirim. Şükürler olsun. Hangisi ne renk ama acaba? Fırlat değil. Oh puf da nasıl da güzel oturdu. Bak tasarımcı çocuğa iyi rengini verdim. Şöyle zıt da. Ah mavi geldi. Neyse sıkıntı yok. İdare et kardeşim. Kızı da kırmızı. Bu kırmızı da değildir. Ha kırmızı denk geldi.
Mağara üzerinde belli olsaydı yazıyor mu acaba kutuda? Dikkat etmedim de. Hadi bakayım. Kimmiş o pufidiklerde oturup çalışan? Halımız da yenilendi. Oh kebap. Oh mis mis mis. Çok iyi çok iyi. Bak şu anda keyfim yerinde. Çünkü onların artık kıçı birazcık rahat etti. Onlar mutlu. Onların yüzü gülüyor. Onlar bıyık altından sırıtıyor. O zaman burada biz bu videoyu sonlandıralım. Keyifliydi. Motor aldık. 2'ye geçtik. Keşke hem PlayStation hem PC aynı anda üretim yapabilsek. Çok daha içim rahat edecekti. Ama kazançları gayet tatminkar olduğu için şikayetçi değilim. Ben çünkü eski kazancı çok üstüne koymaz dedim ama eski kazancın bayağı üstüne koydu. Gerçi çok da koymadı. Şimdi genele bakıyoruz biz. 40 bin kazandık, 45-50 bin kazandık. Wow diyoruz ama oyuna da 40 bin harcadım şimdi. Oyuna harcadığım parayla kazandığım para arasında eskiden 6-7 bin kazanıyorsam şimdi de 10 bin kazanır oldum. Aslında çok fazla değişmedi ama yine de bakıp göreceğiz. Büyük oynamaya başladık ince ince. Bir dahaki motorla yeni teknolojiler olacak ama hızlıca bir sonraki bölümde gelir diye düşünüyorum. Çünkü artık yayında oynayacağım, haberiniz olsun. Ve sizlere de tekrarlarını atacağım. Ama çok bir şey kaçırmayacaksınız. Çünkü bol bol oynayıp sıkıştırıp güzel bir video yapacağım. Böylece bir bölümde aslında epey ilerlemiş olacağız. Bundan önceki bölümlere nazaran. O yüzden desteğinizi esirgemeyin. Videoyu beğenin. Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Faydalı bilgiler varsa onları da yazın. Ama şunu unutmayın ki ben yayında çok daha önden gideceğim için, stoklu video atacağım için, siz söylediğinizde aslında ben bir oturuşta 5 saat oynamış oluyorum ve siz söylediğinizde artık üzerinden epey geçmiş oluyor. Ben de o videoları tekrar silip yenilerini çekemeyeceğime göre eskide o kafayla devam etmiş oluyorum. Sizin önerinizi artık çok sonra görebiliyorum. Onu da göz önünde bulundurun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.